çağlayan sesi, sahnelerin en renkli ismi Latif Doğan geliyor. Sözün söz, ölümün hep seveceğim. Sözün söz. Genç yaşta dedelik heyecanı yaşayan, aile yaşantısıyla hep örnek olan Latif Doğan, muhteşem türküleri ve çok özel sürprizleriyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Ev kuşu Evrim Akın, Latif Doğan'ın evine konarsa. Fakirim demedin mi? Ya fakaraydım ama işim vardı lan. Oğlum bizi ser misin lan? İşim vardı. Birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Ponçik. Birbirinden efendim söyleyeyim, şık birbirinden özelmiş özelmiş. Allah'ım sabahın köründe gelmiş bütün stüdyodaki konuklarımıza. Ekran başında. Ekran başında bizi izleyen. Onu söyledim. Dünyadan. Uzaydan izliyorlar mı kız bizi? Abarttın sen, abarttın. İzleniyor da o kadar havaya girme. O kadar havaya girme. Buldu onu, uzaylılar kaçırmış diye haber çıktı. Of, bir anons yapacağız. Yani bir insan bir anonsun içine. Ancak böyle bir güzel lafla limon sıkabilir. Günaydın! Bugünkü evet. Konuğumuz hepimizin çok sevdiği, bize her geldiğinde çok eğlendiğimiz türkülerinden, şarkılarından, sohbetinden, yemeğinden yakılıyoruz, zevk aldığımız. Bir ona geçen yakılıyoruz, bir bu tarafa yakılıyoruz. Bir oraya yakılıyoruz, bir buraya yakılıyoruz. Geçen geldiğinde Besni şey yapmıştı. Besni testi neydi lan? Besni testi kebabı. Neydi öyle bir şeydi. Besni şey yapmıştı. Besti şimdi kebabı. Besni tava yapacak. Başka bir şey yapacak. Başka bir et yemeği bitti, yapacak. O program bitti. Biz 1,5 saat burada yemek yedik. Hatırlıyor musun o programın sonunda? Latif Doğan bizlerle az sonra burada olacak. Çok küçük, çok küçük bir hatırlatmamız var. Programımızda söylemiştik bu sene sürprizlerimiz var diye. Sizler bizi evlerinizde çağıracaksınız. Biz de günlere... Gün yapan var mı? Gün yapan var mı buradan mı? Yapan varsa kimse gibi yapmıyor mu burada? Kısır, börek, çörek, evde pişirip çay dedikodu yok mu? Bunlar program program dolaşıyor. Sabah başlıyor dolaşmaya. Akşama kadar. Var mı? O zaman ilk gün kim yapacaksa bizi çağırsın. Günlere gidiyoruz. Ve size de bir sürprizimiz var. Tabii. Bir tane mis gibi altın takıyoruz size. Tabii ama ufak böyle eğlenceli bir yarışma yapıyoruz. O yarışmanın sonunda da altın gününde efendim böyle temsili bugün, şey olaraktan bir altın evi. Bugün çok tonton birinin evine bugün, gittik efendim. Bugün ne Rana teyzemize gittik. Rana ablamıza gittik. Ablamız teyzemiz. Çünkü o kadar şekerler ki. Çok tatlılar ya. Ama neler yaptık. Aerobik az yaptık. Sonra yeni bölümümüz ilk defa bugün Her Şey Dahil'de yayınlanacak. Eminim siz de çok seveceksiniz. Eğer severseniz, eğer biz de seviyorsanız evlerinize davet ederseniz gelebiliriz. Telefon numaralarımız... Dur bakayım bir şey soracağım. Birazcık hatırlayayım. Numaralara bakarken bir yandan da neler yaptık o altın günde. Hayır, şöyle bir merak ediyorum. Şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Hanımlar, müjde. Alişan ve Çağla Şükel altın günlerinizi şenlendiriyor. Hayatım çok küçük. Kaç yaşında? Yaşında. 19. 19 yaşında. 19. 22 ila 30 arası. Alişan'a kısmet aranan. Salsa ve aerobikle coşulan. Dualarla sofraya oturulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi açtır, nimeti taşır, Mekke-i Medine'yi dolaştır. Birbirinden renkli yarışmaların yapıldığı.
Perişanlı, Çağla Şükelli, Altın Günü. Birazdan her şey dahilde. Yezme ceylan bu dağlarda, seni ağlarlar. Biz geliyoruz. Geliyoruz. Ama görüyorum ki gözlerinizde hala bir sabah mahmurluğu, hala bir sabah yorgunluğu. Ekran başında bizi izleyenler de uyansın diye Rejden bakın ne geliyor. Rejden hayır, geliyor. Hayır, bir dakika Rejden geliyor. Bugün bu yetmez. Bugün. Yalnız ben seyircilerimizden gelsin de destek istiyorum. Hayır dur. Uyanmayan elini kaldırsın. Ama bak hazırlıklı olun. Uyanmayan elini kaldırsın. Siz, uyandınız yani. Hepiniz uyandınız değil mi? Evet göreceğiz. O zaman hepiniz uyandıysanız bu şarkıyla herkes ayağa kalkıyor. Gelsin müzik. Haydi bakayım. Yanıma giderim. Çoktan beri görünmüyor. Tatilden mi şekeri? O yana da bu yana da salla. Emir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 titre. Ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonunda. Bilmiyorum. Salladık salladık. Kendimize geldik. Bence hiç oturmadan konuğumuzu alalım. Dede oldu biliyorsunuz. Evet ya. 48 yaşında dede oldu. Let's ne go. Şanslı ne güzel evet. Değil mi? Duygularını alacağız kendisinin. Duygularını almamız için kendisini buraya davet etmemiz gerekiyor. Hemen alalım. Haliyle. Çok sevdiğimiz bir isim. Kocaman alkış. Latif Doğan geliyor. Sallanmazsan sallanma olanlar attın leli sallandan yeri içime ateş attın leli sallandan yeri seni sevmem demiştin güzelim yürü yürü durmadan bana baktın leli sallandan yeri durmadan bana baktın leli sallandan yeri at yeri 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 sallandan yeri sallanmazsan Antep yoluna dolanda yeri düşmüş Besni yoluna dolanda yeri ben o yare yandıkça güzelim yürü yürü takmış eli koluna dolanda yeri takmış eli koluna sallanda yeri ah yeri 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 sallanda yeri
sallanma, dolanda yeri. Ah yeri 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 yeri, sallanda yeri. Sallanmazsan sallanma, dolanda yeri. Sallanda yeri, yeşil bir kapta gezer, sallanda yeri. Almış sazın eline, güzelim yürü yürü, Neşet Ertaş'a benzer, sallanda yeri. Neşet Ertaş'a benzer, sallanda yeri. Ah yeri yeri yeri, sallanda yeri. Sallanmazsan sallanma, dolanda yeri. Ah yeri yeri yeri, sallanda yeri. Sallanmazsan sallanma, dolanda yeri. Ah yeri 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 yeri, sallanda yeri. Sallanmazsan sallanma, dolanda yeri. Ah yeri yeri yeri, sallanda yeri. Sallanmazsan sallanma, dolanda yeri. Eyvallah. Hoş geldiniz. Dedeciğim elini öpün. Estağfurullah. Dede oldun artık. Dede, dede oldun. Dedim öpün. Dede öpün. Allah aşkına. Ya cebimde param yok biraz sonra. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yeni yayın dönemimiz tekrar hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun. Kırmadınız bizi geldiniz. Ne demek şeref dedin. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Nasıl bir duygu dedelik? Yani bambaşka bir duygu. Tabii dede olduğum günden bugüne kadar çalıştığım için ancak daha 3-4 sefer yüzünü görebildim. Yemin et. Valla son 3 günden beri de üstümü zafiyet biraz garibim diye hiç yanıma yaklaştırmıyorum. Yaklaştırmıyorum. O zaman tabii. Hemen şöyle solda fotoğrafları görelim. Evet, bir görüntüsünü görelim ya. Özlediysen bak. Çok evet. Maşallah. 15 gün önceydi. Maşallah. Şu anda maşallah. Yenge de sen de herhalde çocukları mocukları unuttunuz direkt değil mi? Valla hiçbirine baktığımız yok. Nasıl izliyor değil mi insan? Nasıl bir mucize? Yani çok farklı bir duygu. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hiç dede gibi değilsin. Baksana bak gençicik. Bak. Zaten biz yarın inşallah o büyürse biz herhalde bir amca yeğen olarak gezeriz. Değil mi? Allah nasip etsin. Ay maşallah adı ne? Latifcan. Latifcan. Aldı Latif. Junior evet. Latif oldu yani. Latif. Aa. Yeni bir Latif daha doğacak. Başınıza bela yapacağız. Çok tatlı ama ya. Maşallah ya. Peki Allah. Söylüyor musunuz türküler falan kendisine? Valla kulaklar. Bebekler çok etkileniyor. Yani kulağına söylüyorum. Öyle mi? Aldıkça okuyorum. Sakinleşiyordur mutlaka. Çocuklar çoğu öyledir yani. Hemen hemen kizaten bizim kucağımıza geldiğinde mutlaka illa al yani bir şeyler yapın diyor. Tabii durmaz. Tabii şarkı söylüyoruz. Biz hep konuşuyoruz. İlk doğduğu anda hastanede işte aldın kucağına neler istedim? Ben yoldan geldim yine işteydim. İşte ilk geldiğimde eşim dedi ki daha var dedi saat işte 11-12 gibi yani git 1-2 saat uyu dedi. Çünkü yoldan gelmiştim. Tabii ben biraz uyudum ama fakat yani daha uyku da yok gözlerimde. Bir kalktım bir uyandım sonra bir baktım şey geldi telefona bir resim geldi. Ay, doğdu diye. Doğdu. Dedim ki geldi. Şey ne yazdın? Yani şey oldu mu dedim? Evet dedi. Ya doğru söyledin. Heyecanlandım. Vallahi dedi bir baktım ki yani hanım attı, kızım attı, oğlan attı derken evet ben dedim herhalde önce benden şey buldular. Kafa buldular. Ya. Yani tam doğduğu anda orada değildim fakat yani yarım saat sonra hemen orada. O zaman doğduğu anda orada olan biri var telefon hattımızın ucunda. Bir alo evet, diyelim. Abim, çok günaydın diyelim. Yengemiz Emine ablamız telefon attığımızda. Yengeciğim günaydın. Günaydın hayırlı olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun Allah razı olsun. Nasılsınız nasıl bir duygu sizden de alalım. Sen de genç yaşta babaanne oldun. Evet genç babaanne oldum. Yani anlatılmayacak bir duygu bu duygu. Zaten Latif Bey'in ses tonundan da belli farkındaysanız o kadar yıllardır program yapıyor heyecanlı değil. Torunun resmini görür görmez heyecanlandı. Evet. Yani ben de doğduğu gün ağladım zaten. Yani ağlayarak o heyecanımı yatıştırdım. Ayrı bir duygu, bambaşka bir duygu.
Ay ne güzel harika ya. Bir şey ya. Bir de Allah sağlıkla işte büyütmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Genç yaşta bunu tatmak da çok güzel bir şey olsa gerek. Kime benziyor peki bu resimden? Ben biraz sana benzettim Emine abla. Ay çok sevindim. Çok tatlı bir şey. Vallahi bak. Yok anne ve babasından almış. Karışık. Karışık. Oğlum hiç kimseye küstürmemiş. Hem annesinden almış hem babasından. Oy canım. Peki nasıl geçiyor bütün gün? Artık Latifcan mıydı? Latifcan. Bütün Latifcan. Gün herhalde ya. Senin artık Latifcan'la geçiyor. Şöyle diyeyim. Latif Doğan büyük sevgilimdi. Latifcan küçük sevgilim oldu. Bütün günümü büyük sevgilim olmayınca küçük sevgilimle geçiriyorum. Ay ne büyük mutluluk ya. Ne güzel. Artık yerinizde doluyor yani. Onu söyleyeyim bilin. Hani eskiden zaten özlüyorum falan diye konuşuyorduk. Latif Bey ilk günler kıskandı zaten. Ne oluyor ya dedi. Beni unuttun ya. Sen dedi. Sorun sabah kalkıyor hemen zaten. Hepsi alt katta oturuyorlar ya. Ben bir bakayım hanım yanımda yok. Yok değil mi? Zaten haftada bir gün evde kalayım. O da bakayım evlat yok hemde. Öyle. Olacak kıskançlık yapmıyor. Normal abi çok normal. Nasıl yok güzel. Onu kıskanmıyorum. Maşallah ya. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Allah tadını bozmasın. Ciğerim. Allah şansını bahtını açık etsin inşallah diyelim. Vatana millete amin, bayrağına hayırlı bir yaratırsın inşallah. Amin amin. Herkese nasip etsin. Öpüyorum sizi. Öpüyorum yengecim seni. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Peki. Playback gelecek. Hareketli peki, bir şey yapalım. Hareketli bir şey yapalım. Torununa bir şarkı göndermek ister misin? Böyle onu ne okumak istersin mesela? Desek ki şimdi torununa bir Allah, şarkı. Ya ne okuyacak? Düşünmedim ki bir anda. O zaman bir playback'imiz gelsin. Bence bir hareketli girelim. Ondan sonra alacağız ona bir şarkı. Tamam. Ninni alırız belki ninni. Ninni. Hadi. Yalan yok sözümde, her an hep dilimde, umutlar içimde yaşattım seni. Yalan yok sözümde, her an hep dilimde, umutlar içimde yaşattım seni. Sen öğrettin bana.
geceler sabahsız, gidişin zamansız, her şeyim kararsız, beklerim seni. Dayanmak çok zor, alışmak çok zor, bir de gel bana sor, özledim seni. Dayanmak çok zor, alışmak çok zor, bir de gel bana sor, özledim seni. Ben bilirim sevmenin ne olduğunu. Ben bilirim yanmanın ne olduğunu. Ben bilirim sevip de, sevip de sevilmemenin ne olduğunu. Çünkü bunları sen, sen öğrettin bana. Sen öğrettin bana. Sen, sen öğrettin bana. Hareketli şarkı dedik, bizi bu havaya soktular. Bu havaya soktularsa çıkmıyoruz biz de o zaman. Çıkma. Otur. Ayva. O zaman biraz güzel. Ne söyleyeceksiniz ama? Eledim sabah sabah. Sabah sabah türkü. Sabah sabah yapacak bir şey İstemez yok. Girdik bu havaya. Ya. Hadi Tomer'im. Size biz. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönlüm, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben. Yıllardır hasretim o gül yüzüne, o gül yüzüne. Ceylan bakışına, yeşil gözüme, yeşil gözüme.
başımı koyup da dizin üstüne, dizin üstüne. Sen Sivas'ı seyret yar, bende seni yar, bende seni yar, bende seni. Sen Sivas'ı seyret yar, bende seni dost, bende seni yar, bende seni. Geldiğinde böyle bir türkü şöleni mutlaka yaşanması. Allah razı olsun. Yani en sonunda Alişan bendeyken de çok güzel bir şölen yapmıştık orada. Evet, çok orada. Güzel. Flash TV'de Latif abiye de konuk oldum. Çok Allah güzeldi. Allah razı olsun. Muhteşemdi. Güzel. Yeni sezonda yeni albümde. O zaman biraz sağlıklıydım. Şu an biraz gribim ama idare edeyim valla. Sesim mesim iyi geliyor güzel mu bilmiyorum ama. Çok çok güzel. Bana bir tuhaf geliyor. Abi her yerine bir şey olabilir. Sesini çok şimdi sizi birazcık dinlendirirken biz de her şeyden içerisinde yeni yayınlanmaya başlayacak olan bir bölümümüze girelim istiyoruz. Altın gününe gidiyoruz. Davet edin gelelim dedik. Sevgili Rana teyzenin evindeydik. Bakın nasıl gülüm yaptık. Buyurun. Evet, her şeye dair yeni sezonda yeni sürprizler var demiştik. Evet. Siz bizi çağırın, biz de size gelelim konuk olalım demiştik. Demiştik ve bugün ilk çağrımızın evine geldik. Evet. Sevgili Dünyalar Tatlısı Rana Teyze, hepiniz ekranlardan zaten tanıyorsunuz. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım. Kapıyı çalıyoruz, bakalım bizi ne sıkıntı. İçeride neler olur, kaç. Kapı bizim olduğundan problem yok. Kapının önüne geldik.
Çok çok merak ettiğim yemekler. Neyi? Ama ölüyorum. Ölüyorum açlıktan inşallah. Güzel yemekler. İnşallah. ama biliyorsun konuğumuz Rana teyze. Evet. Onu hem ekranlardan da çok iyi tanıyorlar. Eminim eli de çok lezzetlidir. İnşallah bugün karnımız doyuracak bir kapıyı evet. Çalıyor. Lan abla! Açız! Açız! Hoş geldiniz. Ben sizi çok özledim. Biz de çok özledik valla. Yine çok şıksınız, yine çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bizi tek başınıza karşılamadınız herhalde. Başka kimse var mı evde? Arkadaşlarım. Ay bu kimseyi gün yapıyoruz. Günümüz var. Gün var değil mi bugün? Evet. İlk davet ettiniz bizi. Programımızın ilk altın günü davetlisi bizi Rana Hanım davet etti. Çok mutluyuz, çok şanslıyız. Çünkü çok sevdiğimiz bir tontonumuz. Ben de çok mutluyum canım. Sizi çok seviyorum. Abi. Kimler var? Arkadaşlarım. Allah. Bak. Karnımız doyamadı. Çok çok özür diliyoruz. Çok özür diliyoruz. Kestik ya gelsene. Ne işin var? Oğlum ne var? Yiyeceğiz onları. Zamanı var onların. Rezil olduk ya. Oo! Hoş geldiniz. Yemekler şahane. Gördüm. Kim yaptı bu güzel yemekleri? Ben yaptım hayatım. Ben yaptım sizlere böyle sarmalar, güzel. Sarmalar, börekler, çörekler. Sizlere. Ay harikasın. O kadar severek yaptım ki hele yaprak dolmasını, haşhaşlı mercimekli böreğim, oh. Yöresel haşhaşlı çöreğim Allah. Falan. Çok ne kadar zamanda bir toplanırsınız böyle? Nasıl? Böyle kızlar. Bir de kim yani bunlar bizi tanıştırın ama. Şey kimler? Mesela bu tonton kim? Bu tonton pamuk annemiz kim? Arkadaşım benim Yeşilyurt'ta oturuyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 84 yaşındayım. Maşallah. Ay çok tatlı. Hep bu ekip misiniz yoksa bu ekibe dahil olan başkaları da var mı? Çok kalabalık. Ay ne güzel. Biz de aerobik yapıyoruz. Peki. Aerobik yapıyoruz. Teyzem sen aerobik mi yapıyorsun? Yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun? Kamptayız yazın. Yazın iki ay aerobik yapıyoruz. İnanmıyorum. Yürüyüş yapıyoruz. Unuttun. bizim kızlara geçelim abi. Ya bir şey söyleyeceğim karıştı. Var mı Ali sana aranızda? Ben her altın gününe gittiğimiz zaman zaten bunu mecburen artık elim mecbur. Yapımcılardan çok büyük şey var, baskı var. Sormak zorundayım bu soruyu. Var mı aranızda böyle torunu? Alişan'a göre uygun. Sevgili hayatım çok küçük. Kaç yaşında? 19 yaşında. 19 yaşında. 22 ila 30 arası. 22 de küçük. 22. Aklınızın bir köşesinde lütfen olsun. Bundan yok ya sonra... fena değil. Alişan da... 38 ama. Alişan... Bak yani. Şimdi fark benim öyle demesin. Demeyeyim mi? Öyle deme. Ama öyle. Abla şimdi üzülürüm. Senin kocanın ama aranda kaç yaş var? Ben tıfıl var. He? 12 yaş var. Senin kocanın aranda 12 yaş var. Vardı. Vardı. Yumurta gibi çocuk bak. Bak 8 yaşına bakma. Çok iyi maşallah. Çok iyi. Bak. Hakikaten iyi. Yani bundan sonra aklınızın bir köşesinde dursun. Ne olur tamam. Bizim tabii ki amacımız yani altın gününe geleceğiz. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Eğlence. İşte ne bileyim yarışmalar yapacağız. Size ufak hediyelerimiz olacak. Ama asıl amacımız Alişan'a bizle. Açınız. Evet. Çok oturduk. Maalesef amacım. Çok oturduk. Bu sene bu işi halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Gezmediğimiz ev, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bir şey diyeceğim. Siz aerobik yapacağız. Onu yapıyoruz. Yapar mıyız aerobik? Yaparız. Yaparız da. Yalnız şu gıdadan bir parça şöyle geldirmek lazım. Bir dakika. Çok bir dakika. Soruyorum. Estetiği olan var mı? Ya şu anda konuşsun ya da yakalarım ona göre. Yok. Vallahi yok. Hayatımda makyaj yapmadım. Aa. Hiç yapmadım. Ama sen eminim çok eşim güzel bir kızdın. Eşim sevmezdi. Ha? Sevmez miydi? Sevmezdi. Bence güzel olacağını diye istemedi o. Ha? Kıskançlıktan. Ben anlarım bir dakika bakacağım kontrol için. Niye peki karşı mısınız? Niye yaptın ya? Kadınların yanağını sıkıyor herkes, ya. Herkes doğru hiç kimse de yok Allah helal olsun. Bir dakika güzellik sırrı istiyorum bu bayanlardan. Bir şey değil, hiçbir şey söylememişim. Hiçbir şey söylememişim yüzüme. Ha. Sabahtan kalkınca yüzüm yüzünde bir nemlendirici sürüyor. Ondan sonra ne etiyor ne bu hiçbir şey, şey yok. Hiçbir şey yok. Bak ne diyorlar bak güzellik sırrı neymiş bak. Güzelliğin sırrı huzurlu evlilik. Evet. Evinde mutlu musun, huzurlu evet. Musun? En güzel şey bu evet. Bence. Huzurlu evlilik. Ben teyzemle ben bir aerobik yapmak aerobik istiyorum. Yapın, sonra da salsa yapacağım. Kaldırın. Kaldırsın.
dirsekleri tutalım. Bunu keselim, bir salsa yapalım. Salsa hocamızı alkışlarla salsa hocamızı davet ediyoruz. Artık yemeğe geçelim. Güldük, eğlendik bir yere kadar. Hadi gidelim. Yavaş yavaş. Oy, çorbalar da geldi. Dur, ben benim de şurada yarım çayım kalmıştı. Dur. Yani, dur, ben size yardım edeyim. Hadi sofra duası yapalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi açtır, nimeti taşır, Mekke'yi Medine'yi dolaştır. Allah'a kavuştur. Bu sofra nur, kaza bela geri dur. Bu sofrada Halil İbrahim bereketi bulundur. Yiyenlere helal olsun, yediren hayra sanat bulsun. Nimet celiyullah, bereket alıyullah, şefaat ya Resulallah. Nimet devlet, hak bereket, sağlara sadaka, ölmüşlere gani gani rahmet. Ah için, aman için, din için, iman için. Sıratı geçerken dizimize derman için. Bilhassa ihtiyarlık da bunamamak için. Bizim ve çocuklarımızın Allah'a layık kul, peygamberimize layık ümmet olmamız için, evvel Allah rızası için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için El-Fatiha. Hadi yiyin galiba. Hadi hadi. Yok olacak, üstüme döktün ya. Üstüne dökme bak. Perşembe, sesiyle ve imajıyla her zaman çok konuşulan Türk halk müziğinin kraliçesi Ceylan. Gördüğünüz gibi çok eğlendik. İkinci bölüm az sonra ama yarışmamız var. Ama aslında ikinci bölüm bomba ya. Bir kıyasıya yarışma oldu ki sormayın hanımlar arasında. Ya ne kadar tatlılardı gördünüz mü ya? Nasıl güzellerdi, nasıl mutlu olduk, evlerine davet ettiler. Çağırın gittik, geliyoruz ona ama siz var ya altı günü bahane, senin de dediğin gibi siz sadece yani Alişan'a şey bulmaya gitmişsiniz. Kız bulmaya. Kız arıyorsunuz valla. Ama şimdi yani içimizdeki niyet o. O yani evet. İçimizde o var altın, ama. Altın bahane. Daha hem gidiyor, sen işte altın veriyoruz hala kız bulamıyoruz. 200 program var. Sezon sonuna kadar 200 program içinde inşallah. Mutlaka bulurum. Bu işi evet, abi şöyle bir hareketli bir hareket edelim. De gidey, de gidey zalim ey. Onu mu istiyorum? Ne olur. Yoğurt koydum dolaba illere vay. Yoğurt koydum dolaba illere vay. Bugün başım dolaba, bugün başım dolaba ellere vay. Bugün başım dolaba. Galaba illere vay. Burası bana olsun. Seni doğuran ana illere vay. Seni doğuran ana illere vay. Olsun bana kaynama, olsun bana kaynama ellere vay. Olsun bana kaynama, olsun bana kaynama ellere vay. İllere vay, illere cicam cicam illere.
bak ellere vay. Caizdir boynunu vurmak, caizdir boynunu vurmak ellere vay. Latif abi söyle şimdi. Yok. Eğer çağla oynasa söylerim. Ben oynarsam. Bu şarkıyı çağla da biliyor, onu biliyor musun? Tabii. Bir şey bilmiyorum. Bu bizim marşımız. Ben de biliyorum. Sen gidi, sen gidi zalime. Sen gidi, sen gidi zalime. Ben sevmen ke çalime. Ben sevmen ke çalime. Ben se. Molamını kırmak. Basa. Besemeke çalime. Besemeke? Çalime. Çalım etmedi yani. Besemeke çalım. Yeter çalım etme diyor. Evim başıma yıktın bir kere de sor hanım. Ben senin yaptığın gibi terk edip de hemen gitmem. Ben senin yaptığın gibi terk edip de hemen gitmem. İki elim yakandadır hiç aklımı helal etmem. Hiç aklımı helal etmem. Öyle bozguna uğradım, gazel dökmüş barlar gibi. Öyle bozguna uğradım, gazel dökmüş barlar gibi. Tek başıma yaşıyorum, boynu bükük kullar gibi. Yetim kalmış kullar gibi. De gidi de gidi zalim bey, beslemek geç oğlum bey. Evimi başıma yıktım, bir kere de gör halimi. Dehre dehre zalim bey, beslemek geç oğlum bey. Evimi başıma yıktım, bir kere de gör halimi. Bilmem Alişan'ın suçu ne vay. Yollarına baka baka gözlerimden şaşım oldum. Yollarına baka baka gözlerimden şaşım oldum. Hasretin döktüm yollara, inan sabır taşım oldum. Vallahi sabır taşım oldum. Şimdi dehre dehre zol bey, beslemek ben çol bey. Bir kere de gör halı. Evet. Tamam. De gidi de gidi zalim bey, mırra bekle çalım bey. Evimi başıma yıktı bir kere de, şimdi zurnadayız. O ana ona hirine o. Heyla. Bir kere de gör halim. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Ne oynadın, ne oynadın? Oynadım güzel, fena oynamadım. Vallahi yaptın yok. Vallahi terledim yani, zormuş ya. Yani figürü... Adım adım ama zor ama yani. Ama anında alıyorsun figürü. Alırım. Vallahi alıyorsun. Ama şarkının sözlerini daha tam ezberleyemedim. Bir dahaki gelişine inşallah. Tamam. Abi böyle güzel oynayan bir Nihat Doğan tanırım. Böyle bir oyun yok. Hatırlıyor musun Nihat Doğan'ın oyununu? Öf. Ya keşke bir onu hazırlasalar da bir girsek onu be. Bir hatırlasak onu ya. Onu bir hatırlasak. Önümüzdeki günlerde sevgili zaten Nihat Doğan konumuz olacak.
Tabii tabii. Önümüzdeki hafta Cuma inşallah gelecek. İnşallah şu anda veremiyoruz gelecek. Ama... Gelince bir daha izleriz isteriz. Tekrarları burada. Yaparız. Sanki izledim bugün. Hadi ne yapalım o zaman, bir ev kuşuna gidelim. Sizin o keyifli röportajınızı bir tekrar izleyelim. Sonrasında Emrimi. Latif Doğan'la Her Şey Dair stüdyolarında efendim. Besli mutfağa gireceğiz. Tava gelecek. Mutfağa gireceğiz. Ev kuşu Evrim Akın, Latif Doğan'ın evine gitti. Renkli görüntüler birbirini izledi. Kız dilleri bozuk. Anam sizin diliniz bozuk. Yok, yarım çayı biz ki rahatsız etmesin. Merhaba. Gelen duymuyor. Öyle mi? Siz hoş duyuyorsunuz. Geldiniz. Hoş duyuyoruz. Nasılsınız Emine Hanımcığım? Çok zarifsiniz, çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Siz de öyle vallahi. Eyvallah, siz de öyle. Ay hiç yaşlanmıyor ya Latif Doğan, sinir oluyorum. Mutfak. Gel. Kavgayı mutfakta yapacağız. Öyle bir dizi vardı ya. Ya var. Mutfakla aran nasıl? Çok iyiyim. Ya ne yemek biliyorsun? Ne yemek yapıyorsun? Sadece yaptığım saç tavası yaparım. Bir de iki yumurta kırarım. Başka? Yani yumurtayı sevmedin herhalde. Yani şimdi ben yumurta, benim yaptığım saç tavası. Saç tavasını yani benim yaptım. Ben de güzel yaparım, baharatlı maharatlı böyle. Neyi? Bu yumurtayı. Yok. Yumurta. Sade yaparım yumurtayı. Sade, yumurta. Sade. Uyuyor mu? Tamamen Başak, tamamen. Titiz mitiz. İşinde, özellikle iş. Önce iş, Latif Bey'de de önce iş, sonra aş, sonra aşk. Aşk. Zaman olursa iş, aşk. Ha, güzel. Ki ben İşim doğru olursa aşım olur. Aşın olursa İşinden aşın da varsa zaten eşim olur. Bak bak. Aşkla yaşarsın, meşkle yaşarsın. İşim aşım olmadan sonra aşkı neyleyeyim, meşkı neyleyeyim. Niye elin kızında gidip rezil edin kendine beraber? Aa bir şey söyleyeceğim ama beni alırken fakir işim de yoktu. İşim vardı lan, nasıl yoktu? Açın da yoktu. Vardı lan. Nasıl yoktu oğlum? Kendin dedin oğlum, fakirim demedin mi? Ya fakaraydım ama misin? İşim vardı lan. Oğlum bir süser misin? Lan. İşim vardı. Sen hele gidersin. Bir şey söyleyeceğim. 13 yaşında esnafım. Ya 13 sen demedin mi? Anam seni demedin mi koltuk almaya giderken pahalısını seçer diye? Bak bir dakika, bak bir dakika. Anam annesi niye vermemiş diye bir sor. Niye vermemiş annesi? İşin yoktu. Oğlum niye işim? Türkücüydüm, ondan vermedi. Oğlum şakı söylüyor. Allah sen de niye iftira atıyorsun? Türkücüydüm. O da iş değil mi Aşan? Hayır, hala türkü söylüyorum. Burası banyomuza gidiyor. Aa, bu da benim gizli bölme. Dolabı buradan ayırdım. Baktım ay, kapı dolabı koydum buraya. İş dolabın burasını kullanmıyoruz. Buradan ay, gidiyoruz. Ne zeki adamsın ya. Burada banyo oldun. Sen misin? Ortak ben yaptım diyor. Konuş Emine bacım. Bak bu huyundan vazgeç sen artık. Sen nereden duydun oğlum oradan kalmamışım. Bu huyundan vazgeç. Her sen şeyi yapıyor, yapıyorum, ediyorum, güzelleştiriyorum. Biri de geldiğinde diyor ki ben yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Yaptırırken neler çektim. Ve bu düşünceler kime ait Latif Bey? Tabii ki evin hanımına. Her zaman sen haklısın. Tabii sen yaptın. Lan oğlum arkasını ben buradan kalamıyorum. Magazine düşeceğiz valla. Evet, yap. Yapmayın böyle. Yapmayın. İşte. Haydi dayanlar meyhanesine. Aho. İçme de beyim içme, içme serhoş olursan. Saat üçten beşten sonra bir hoş olursan. Aho. Ben de var ya kapı gıcırdasa oynayacağım. Hazine. Ne saatler ne saatler. Çoğu oğlanın düğününde çoğu gitmiş valla. Nelerim vardı nelerim. Markalara bak. Çok seviyorum saat. Özellikle İsviçre saatlerini tercih ediyoruz değil mi? Evet. Daha sana neler göstereceğim. Aa yüzükler. Açabilir miyim? Aç bilersin. Oh my god. Ha bunlar şey değil mi sayıyorum? Benim halka yüz alyansım. Ay. Niye takmıyorsun alyansını? Hı? Latif Doğan. Evde oldum. Şimdi... Ha? 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 Ben vurdum ellerini yengem. Ben de onu vurdum. Niye takılmıyor bu eller, niye boş geziliyor? Benim o alyansım hem yüreğimde var, hem ciğerimde var, hem dilimde var, hem... Hem de havada var. Var. Havada hiçbir şey yok, hepsi yüreğimde. Hepsi yüreğimde. Havada yüzüğü kokusu var. Ay, bak. Al sana bir davruk açalım. Aha, evet. Evet, sen ben çok seversin oynamayı. Ben de oynamayı severim. Evet. Çünkü sen habire oynuyorsun, ben seni ben çok oynam. Gel. Ay ne komik değil mi? Hop bey.
efsane yemekten geçen sonra. Geçen efsane o besli tenekesi. Besli tenekesi onu ben evde dağıldık, de yaptım. Dağıldık dağıldık. Bir ufak becerebildim onu yapabildim. Şimdi besli tava yapacağız. Şimdi besli tavası. Yine aynı patlıcan, etimiz, kuşbaşılık etimiz ve biber artı domates, sarımsak, biberimiz. Tereyağı, zeytinyağı. Gerçi yağa gerek yok çünkü kendi kuyruk yağımız var ama kuyruk, maşallah çok bol almışsınız hepsini. Kuyruk yağı sen 100 gram dedin, biz 2 kilo aldık. 2 kilo. Kuyruk yağı olmazsa olmaz değil mi Latif abi? Yani o tadını verecek orada. Aslında bu bir parça, bir parça dedik. Kara fırında olması lazım ama biz bugün normal fırında fırında yapacağız. Ama genelde zaten bayanlar evde deneyecekse de bayanların evindeki tabii, fırında tabii, bu fırın yani. Onda olacak. Başlayalım abi o zaman. Haydi bakalım. Önce neyle başlıyoruz? Önce beraber patlıcanla başlayacağım. Evet, patlıcanla. Patlıcan. Yardım lazım. Ya bismillah. Dur ağam. Hepsini yapamam dersen yardım edebilirim. Yani olur diyorsan. Başka tabağın varsa şey. Tahta. Tabii evde, evde yemekleri yapar mısın? Yani mesela bizim beslinde ki bu yemekleri hepsini erkekler yapar. Vallahi mi? Hiç bayanlar bu yapmaz. Bu tarz yemekleri evet, yoksa yani, bütün yemekleri mi? Yok yok asla. Ha. Şey, kara fırında pişecek olan yemekleri bizim orada erkekler yapar. Yani yapar. Ya orada ya kendileri yapar ya çırakları ya da şey kasaba söylerler. Kuşbaşı şeklinde aynı bunlar da şey, doğruyoruz. Doğruyoruz. Eğer bana şeyse patlıcanları koymak için bir tabak verebilirlerse. Tabak mı vereyim abi? Abi şuradan ver. Yani bir kayık tabak dostu olur. Tamam, şuna verelim. Onu koyuyoruz. Tamam. Patlıcanları peki pişirmeden değil mi? Yani o şeyde pişecek. Hepsi beraber pişecekler. Hepsi birlikte. Bu yemeğin şeyi nedir? Mesela bu özel bir yemek midir? Hani misafirlere mi yapılır? Yani bizim memlekette bunun her... Evet yani bizim memlekette eğer ki bir misafirin geliyorsa dışarıdan ilk yapılacak yemeklerden birisi tavadır. Artı içli köfte basala deriz biz bir de. Yani onu bayanlar yapar tabii. Hı hı. Basala ne? İçli köfte yani içli köfteye basala mı diyorsunuz yoksa basala İçli köftenin şey yanında sulu bir basalamız olur bizim. Hı. Yani Antep usulü şey şey adı yuvalama derler ona. Böyle iri iri kesecekler yani öyle mi? Tabii zaten yarısı piştikten sonra yarıya düşer bu. Ha küçülüyor. Dur patlıcan çekiyor ya. Tabii. Yani. Bu yemekleri toruna da öğreteceksin mi? Valla mecbur öğrenecek. Yoksa aç kalır. Aa, yapması lazım. Tabii yani eğer ki. Gelenek yani erkeklerin yapması lazım erkek, diyor. Eğer ki onun gelinde bizim şey varsa bu yemekleri mecbur yiyecek. Nasılsa yiyecek, evde yapılıyor. Yiyecek yapacak diyorsun. Yapamazsa da aç kalacak. Harika. Peki gelin öğrendi mi abi? Valla hepsini yapıyor. Hem tava yapıyor, tenekeyi yapıyor, hepsini yapıyor. Çünkü Latif abinin gelini biliyorsun. Nereliden? Sibiryalı. Sibiryalı. Ama bizim yemeklerin hepsini yapıyor. Valla helal olsun. Sibiryalısı hiç üşümüyordur abi ne güzel hiç. Şey oğlan şeye de yakmıyordur. Doğalgaz malgaz burası da az geliyordur ne güzel. Alışmıştır o buranın soğuğuna şey gibi. Bütün patlıcanları doğrayacağız mı? Hepsini doğramayacağım. Ha. Bu son. Tamam. Çünkü çok patlıcan olmasın ki şey acımasın. Harika. Harika şeyler oluyor. Harika şeyler yine olacak. Yine şeyden sonra programdan sonra burada bir ziyafet benim programa bizi geldiğinde yedirmiştim sana hatırlamıyorum. Sen ne diyorsun? 1,5 saat kaldık burada. Biz geçen programdan. Yok yok benim programda sen gelmedin. Şeyi yaladık ona gelemedim ben şeyi söylüyorum. Programdan sonra geçen seferde. Evet 1,5 saat bekledik. Bekledik pişmesini. Dibini kazıdık ya. Kazıdık şeyin, ve dibini yedik. Tepsinin yani dibini yedik. Tepsiyi yedik. Hala resimleri ben de gösterebilirim size. Değil mi? Vallahi ellerinizde sağlık çok lezzetli oluyor. Bakalım. Of. İşte görüyorsun. Patlıcanları doğradık. Bizim oranın. Şimdi. Bizim oranın. Sıra biberlerden. Sıra biberlerden. Var mı bir tane daha tahta Alişan? Neden? Yardımcı olayım. Bir tahta daha tahta. Oklava var. Aha bak Erdoğan bak şurada. Hani şuraya var mı? Eğil orayı yuvarlak olan versene o. Nihale gibi olan. Bir tane de piçek ver piçek. Al. Bahçede mışmış. Sararmış yere düşmüş sevdiğim hat düşmanım aklıma düşmüş eyleme eyle gönlümü söyle arayıpsa bulamazsan gönlünü eyle. Şimdi bizim yörenin üstüne bir türkümüz var bizim. Evet. Sevgili Atilla Öcal abimiz yazmıştı. Aha. Diyor ki İçli köfte basala. Ben tabakta almam lazım. Şarkı yitirdi. İçli köfte basala. Ye de başını salla. Tenesini fazla koy. Oy 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 oy. Biti de bize yolla. Biti de bize mi yolla? Yani azıcık bize yolla. Ha biti. Biti de bize yolla. Duran. Oy beslili beslili. Arkada hafif dolaşıyor. Derdinden oldum deli.
Kız beslinin oluşum. Oy 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 oy. Yemeklerinden belli. Yemeklerinden belli. Ya. Şu demik şarkıyı bir ufaktan çalalım ya. Hangisi o? Hangisi? Şey ya, bahçede mışmışı ya. Gel he, tabii. Si çalalım onu. Sigel. Arada müziğimiz de olsun. Biz bunları yaparken. Sararıp yere düşmüş sevdiğim hak kuşbaş aklıma düşmüş. Bohçalamışmış sararmış yere düşmüş sevdiğim hak kuşbaş aklıma düşmüş. Öyledir öyle derdini söyle arayıp da bulamaz gönlüm. Aralım fellahi, severem billahi, çekerem silahi, vururam billahi. Aralım fellahi, severem vallahi, çekerem silahi, vururum vallahi. Bahçada havuz, etrafı yavuz. Elimizde billur şişe, mezemiz karpuz. Öyledir öyle, derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Arabim vallahi, severem billahi. Severem vallahi, çekerem silahı. Şarkılı, türkülü, yemekli, fıstık gibi program. Alişan bir tane de tabak versene. Neyse ama ben tabakçı mıyım, ben anlamadım. Tabakçısın, versene bir tane tabak ya. Yok bir ben tane hiç tabak. Ben hiç fiyat veriyorum, ben tabak veriyorum. Ben anlamadım. Çık anne, ne demek yok. Keşke bu tabakları şey yapsaydık. Yazsaydık şeyle tabak diye. Anam tabak! Uğur'u arayın eğer ki tabağımız yakın yerdeyse. Ha buldum. Buldun mu? Lan aynısından bir tane daha buldum. Aferin vallahi. Bak boşuna sana tabakçı demiyorlar. Tabakçı. Ona da bunları koyun hadi. Ay. Bak senin doğradıklarına bak, bir de Latife abinin doğradıklarına ya bak. Ne var, domates doğruyorum, sen her şeyi mi eleştiriyorsun? Bak şeyleri duruyor ya, ortasının yeşili duruyor. Onu da içine kattı bak, bu ne? Bir şey olmaz, hepsi birbirine karışır. Tabii canım bir şey olmaz, hepsi birbirine karışır oğlum, ne olacak? Biber acı mı kız? Biber acı galiba, ye bakayım. Anam. Anam çok acı. Anam bu ne ya? Acı mı? Abi. Ben neyime biber deniyorum ya? Ben neyi? Hayır ben de acı severim de ne? Niye denedim bak, şimdi? Bak bak tadına bak. Acı güzel. Kal sonra. Ha, daha vereyim mi? Daha vereyim, domates vereyim biraz daha. Koyayım biraz daha domates. Evet, çok evet. Acı ya. Kesem de yine taş çıkmasın bu acıdan. Al onu be. Hayır doktor bana demişti ki çok acı yeme. Şey yapmıştı. İyi oldu vallahi, bu bana iyi gelir. Ben bak onu almam lazım. Biberi almam lazım. He? Biberi götürmem biberi lazım. Nereden aldınız? Çok güzel ya. Çok acı ya. Oh. Yemin ediyorum biberi yiyorsun ya. Yani bütün... programa başlarken niye vermediniz ki bol bol bağırarak? Hayatın film şeridi gibi önünden geçiyor yani. Öyle bir acı.
Allah'ım. Yeter mi domates? Yeter yeter. Bence de yeter ya. Bütün stüdyoya yapacağız herhalde bu tepsi. Şeyimiz, ısıracak mı bu kadar malzeme? Var var burada tepsi. Valla bir burada. Tepsi. Şimdi bir tane tepsi yolda yer yetişmez o tepsi ama. Olacak. Şimdi yetişmezse. Best tavası deyince aslında hata bizde oldu. Biz evden getirmemiz lazımdı. Evet. Tabii yani. Yani çok özür dilerim. Ben inan ki iki günden beri valla yatıyorum. Akşam canlı yayınım için ancak tamam ayaklandım. Uğur'a dedim ki söyle şey yapacağız. Tava. Detaylarını vermiş ama. Besli tavası yok. Beslili de burada. Beslili geldi de tavası yok. Tavası geldi. As. Erdal bir ara bakayım yakında mı uzakta mı? Veya Onur bir arayın eğer. Yoksa buna yerleştirelim. Yani artık hadi öyle yapacağız. Artık yapalım ya. Artık. Efendim önce. Buyurun. Bir dakika. Önce patlıcanlarımızı. Patlıcanlarımızı alta alıyoruz. Evet. Abi bunun için su falan bir şey koyuyor muyuz? Yok. Ya da bir karışma. Adam yapıyor zaten biliyor. Hayır, sen geçen ne? Geçen sefere karbon kağıdı falan koymuştuk ya bir şey. Abi o tenekeydi. Ha teneke olduğu için. Patlıcanlarımızı yerleştirdik bakın. Düz tut bir tarafa kayacak. Yok mouse'tan şey yapayım kamera görsün diye. Çok düşüncelisiz. 10 dakikaya bunu atar fırına. Ali şu anda biraz önce karbon kağıdı dedi fark ettin mi? Yağlı kağıt değil kağıdı miydi o? Tamam işte. Yağlı kağıt. İstiyorsan el işi kağıdı koyalım. Üstüne biber. Patlıcan üstü biber. Evet. Bak muhteşem bir şey çıkacak hanımlar söyleyeyim size. Harbi muhteşem bir şey çıkacak. Ve kolay da yani bu. Sarımsaktan ama birkaç tane. Ama biraz meşakkatli tabii yani. Sarımsaktan ya, hani milletin bildiği güveç dedikleriniz. Biz besli tavası hani güvecin bir değişimi. Kaç diş istiyorsun sarımsak? 3-4 tane soy abi. Böyle şey yapayım değil mi sadece? Diş olarak yaktı bırakayım. Ya. Kokusu bile yaktı vallahi bunu. Soyayım sadece bırakayım değil mi abi? Evet abi 4'e böleceğiz. Ha sarımsağı da böleyim mi? Hanımlar çok önemli bir püf noktası vereceğim şimdi size. Ay Alişan her yıl aynı püf noktasını veriyor. Başka püf noktası bilmiyor çünkü. Çok önemli hanımlar, bir püf lütfen. Noktası. Hanımlar lütfen. Hiçbir hanım bunu bilmez bak ha. Bakın. Hiçbiriniz bilmezsiniz bunu yani. Sarımsağı nasıl kolayca açacaksınız? Çok bak, önemli bak. Bir püf noktası bu. Bıçağı böyle getiriyorsun. Püf yapıyorsun. Sarımsak gördüğünüz gibi bir anda kendini hiçbir kendi şey kendini soyuyor. Hiçbir şey olmadı bu arada. Şunlardan 3-4 tane gerekiyordu. Şey yapayım. Ezilmesi gerekiyordu. Ne oldu? Hayır şimdi şey yapacağım dur. Püf. Domates biraz daha mı lazım? Az böyle, bir şey daha alalım oldu. Çünkü az olmasın. Böyle bakın sarımsak kendi kendini soydu. Zaten kendi kendine soyulan bir şey. Önemli olan içi. Bakın. Evet. Bakın. Bakın. Şimdi bir eleştiri geldi. İzleyicilerimizden birisi sizin çok yakınınız olur efendim. Eşiniz yapma tarzınızı beğenmemiş. Şu anda canlı yayında. Neden beğenmediniz Emine Hanım? Yanlış bir şey yapıyoruz şu an sanırım. Ya bir şey söyleyeceğim tamam. Yanlış bir şey değil. Her şey çok güzel. Doğru gidiyor da doğru söyledi Latif Bey. Tavayı unutmuşuz. Ha. Yenge hiç yakıştıramadık tava sana. Tava mı olması gerekiyordu illa ki? Lütfen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer ki ev fırında pişecekse fırın tepsisine koysun onu. Daha güzel fırın olur. Fırın tepsinin derini yoktu. Baktım kusura bakma. Birazcık şey derinliği çok yoktu onun. Ona mı koyalım? Ben bir görebilir miyim? Tabii tabii hemen getiriyorum bir dakika. Canım benim merak etme. 3-5 dakika sonra orijinal tava geliyor. Burada yok tava. Şey tepsi nerede? Ben baktım ince o. Tava şuradaydı ya o şey tepsisi vardı. Aa bak şurada. Şu olabilir mi? Bak şu olur ha. Bu olur mu yenge? Ne farkı var? Yenge bu. Bakayım. Yenge bu olur mu? Bu olur mu yenge? Lan bu ne ya? Borcam bu olur mu? Yok mu borcam? Olur değil mi? Borcam. Bak, evet derin, Alişan senin elindeki olur. Olur senin değil mi? Elim giriyor olur. Derin bu. Evet olur. Hallettik bu da olur. Bu olur, da olur. Olur. Ya tava olmazsa güveç olur bir şey olmaz. Tamam. Artık yerleştirdik. Yengeciğim ya, artık evet, çok iyi. Evet senin biraz güveç oldu her yeri yok. Ha bir güvece benzer bir şey olacak. Besli güveci oldu bu. Ya artık yapacak bir şey yok. Çok özür diliyoruz. Yok aslında. Affına sığınırım. Sen ne yapıyorsun orada? Ama tadı güzel olacağına inanıyorum. Latif tabii. Bey'in elinin lezzeti çok güzeldir. Değil mi? El lezzeti var onun. El şeyi var onun. Hadi gene parça. Olsun, hadi gene parça kırmadım. Tamam rahatım. Ne sever? Ne sever en çok evde? Ne yemeği sever? Memuş. Emine ablacığım. Kuru fasulyeyle pilav. Kuru fasulye pilav en sevdiği yemek. Evet, sarımsaklar. Siz yapıyorsunuz değil mi evde? Şimdi. Evet, ben yapıyorum. Kuru fasulye pilav, dolma. Harikasın. En sevdiği yemekler harika. Bizim efendim, burada. Eti niye en sona koydun abi? En araya sıkıştırsaydı ki. Hayır abi, et üstte. Çünkü bunu şey kara fırına verdiğimiz için. Hı-hı. Üstte önce et birazcık pişecek. Sonra piştikten sonra. Bize kolay gelsin.
affedersiniz. Onu karıştırdım. Yengeciğim kusura bakma seni. Öpüyoruz seni. Sağ ol, teşekkürler. İzle bizi. Yanlış bir şey yaparsak bağlan yine. Yanlış bir şey yok. Yanlışımız olduysa özür dileriz yenge. Şimdi bunu koyacağız. Bu biraz pişecek. Evet. Sonra yine üstüne şey mi koyacağız? Yok. Hafiften bir karıştıracağız hani et eğer ki. Çünkü şey olduğu için şey fırın. Belki üstten daha çok ısı verirse. Sen git. Bakacağız ona göre. Fırın çok iyi. Fırın hazır. Tamam mı? Hazır şu an. Kuyruk yağı veriyorum biraz daha. Küçük malı. Bir parça koyalım. Yani çok abartmayalım. Tamam, bu da değil yeter. Mi? Bu da neyi, yeter. Neyi? Kuyruk yağı. Yani. Tabii tabii. Hepsi girmez evet. Zaten. Kuyruk yağı araya serpiştireceğiz ki. Şey lezzet olarak da. Zaten bu et de yağlı. Bence bu de. Bu kuzu etiyle olmaz mı abi? Evet, kuzu et. Bu kuzu zaten yağlı. Mi? Yeterince vallahi yağlı. Vallahi bilmiyorum. Siz bu dana etine benziyor. Ben anlarım koklayıp. Dana bu. Dana mı? Yok ya. Yok canım. Bildiğin kuzu bu. Kuzu mu? Uyduruyorum Alişan, nereden bileyim? Koklayarak anlayabilir miyim? Allah Allah. Danalı kuzlu bu. Danalı kuzlu. Hazır mı bu mu? Şimdi tuzumuzu şeyler. Şey atmıyoruz. Evet, tuzunu atacağız birazcık. Tuz atacağız. Evet, keşke tuzumuz olsaydı. Keşke olsaydı da atsaydık. Çok az bir şey. Şundan birazcık damlatayım. Dibine tutmasın maksat. Tamam. Evet. Tuzunu ekelim. Son baharatlarımızı koyalım. Of, tuz çok mu oldu be? Yok. Rahat ol Ömer o. Ya var ya, patlıcan var. Of. Ha? Efendim? Etler aşağıda olmayacak. Bunun eti yukarıda. Nereden biliyor? Benzin, benzin tavası bu. Zor pişmez. Bizim fırın üstten veriyor alevi. Hayatında besteye gitmiş sanki. Etler aşağıda olacak. O senin dediğin türlü. Sen pişirirsen altta pişir. Git dışarıdan telefona bağlan öyle söyle. Buradan şey yapma. Buradan bana şey yapma. Çok sinirlendim ya. Sakin ol şampiyon. Sakin ol şampiyon. Tamam. Bak çayda... Dur. Pul biber. Az bir şey de pul biber ekelim de biraz zaten daha. Zaten o altta gibi bir acısı vardı var ya. Bizi zaten ulaştıracak bir tarafa yani. Tamam. Şimdi evet. Bunu... Veriyoruz fırına. Ver şimdi bunu fırına. Bu böyle verin. Hazır. Verin odunu. Dediğim gibi bizim Besti'nin orijinal bir tepsisi vardır aslında. Yani onda olması lazım. Yani özür dilerim, bizim evde de hepsi var. Ama getirmeyi unuttum. Getirmediğin için üzgünsün. Biliyoruz, üzülme. Şu an ama hemen acilen Ahmet Dursun kardeşimi aradım. Şurada iş yeri var, oradan geliyor tabağı. Geliyor ama köprünün geç şurası dedin olmadı. Haydi karıştırırız. Fırına. Biz şimdi, biz şimdi bunu tabii fırına verirken... Bu böyle hazır. Önce... Hiç fırına vermeyelim, hazır. Zaten direkt 2 dakika da burada. Yok yok. Ha. Karmalarız. Öyle mi yaparız diyorsun? Fırına veriyormuş gibi yapıyoruz şu anda. Altın Günü'nün ikinci bölümüne gidiyoruz. Bakalım nasıl... Buyurun böyle fırına gidiyoruz. Aldık efendim, buyurun. Buyurun fırına. Şimdi yemekler her şey harikaydı. Bizim de size bir sürprizimiz olacak. Çaylar geldi. Ha, çaylar. Çay içerken. Çaylar geldi. Bizim de size bir sürprizimiz olacak. Biz yapacağımıza hayret olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi. Neyse de sever diyor. Hayatım alır mısınız çayları? Oğlum çay ne sıcak ya. Evet, bizim de size bir sürprizimiz var. O sürprizlere bayılırım. Evet, bir sürprizimiz olacak ve... Boşuna gelmedik tabii ki. Sürprizin sonunda da bir hediyemiz olacak. Evet, yani maddi değeri çok yüksek değil belki ama... Günün anlam ve önemine yakışır bir hediye olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani kadınlar günlerde ne toplarlar genelde? Altın toplarlar. Biz de size... 1 kilo altın getirdik. Neyse o 1 kilo altınızı biz paylaşırız işte. Bir altın getirdik. Tamam. Artık çam sakızı çoban arbağı. Tamam. Ama bu altını kazanmak için sizinle ufak bir yarışma yapacağız. Tabii. Bedavadan geldik, hop yedik, yemeği verdik. Olmaz. Tabii olmaz. Ama ufak ama çok basit ama çok eğlenceli bir yarışma var. Dilerseniz yarışmaya geçelim. Hadi ne yediniz, ne yediniz? Bütün masayı yediniz. Hadi kalk. Yavaş. Ne var ya? Yavaş. İyi gibi düdük verdik eline yavaş. Evet hanımlar. Evet, yarışmamız başlamak üzere. Yedik, içtik, sohbetimizi ettik. Şimdi sıra geldi yarışmamıza. Evet. Rana teyze ile Neşe teyze yarışacak. Evet. Yarışmamız çok basit. Elimde burada 100'e yakın çorap var. 100 çifte yakın. Bunları birazdan masaya dökeceğim. Ve siz çorapların çiftini eşleştirip sepete atacaksınız. 1,5 dakika sonunda... Kim daha çok çorabı çiftleştirdiyse altın ödül alacak. Evet. Bu kadar basit. Önce Alişan çorapları bir yollasın. Bu senin sepetin. Dur. Neşe ablanın sepeti de orada. Bir dakika bakma. Bak çorapları şey yapayım. Ben şimdi evet. zamanı başlatıyorum. Hazırsak. Haydi. Son. 3. 2, 1,
Başladı. Başla. Evet. Evet, yarışmamız başladı. Evet, arada çekişme var. Haydi bakalım. Bak Neşe abla hemen ilk çifti yaptı. İlk çifti yaptı Neşe abla. Rana abla çifti bu arada. Yapma, yardım ya etme. Şey hayır, yardım ya. Etme. Çekilsene. Yardım etme. Anne kareleri yapsana. Çağla çocukluk çocuklardan dolayı böyle hemen yapmayı düşünüyor. Siyah beyaz kareliler var. Evet, siyah beyaz. Zamanımız hızla ilerliyor. Bakalım altın. Aynen, aynen, aynen. Ben de puan teyze. Anneciğim hadi. Tabii, tabii. Ben de puan teyzeler. Neşe teyze, hadi Neşe teyze. Anne önünde yeşiller var, yeşiller. Anne önünde yeşiller var. Çağla yardım etme. Yardım et. Oğlum yardım etmiyor. Bakıyorum hangisi var mı yakın bir yerde. Neşe, 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 Neşe. Anne yeşiller var, yeşiller. Yeşiller önünde. Şu anda hızla bir oyun devam ediyor. Kaç dakika kaldı? Ay dakikaya bakmadım, dur. Ha, daha var. 50 saniye var, 50 saniye. 50 saniye kız, 50 saniye. Son 30 saniye. Sen yardım etme, sen bırak sana. Niye etmiyorum yardım ya? On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Son çiftleri yapıyoruz atın. Şimdi sayıyoruz. Önce Neşe ablanın kere sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama bak, bakıyor musun ki acaba altı, doğrusuyla mı yaptı diye? Yedi, yedi çift. Acaba doğrusu yedi çift mi? Vallahi güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on tebrik ediyoruz. Neşe ablacığım tebrik ediyoruz. Neşe teyzeciğim de o da güzel topladı yedi. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Altını ver, sen benden bir yarışsana şunu. Niye ya? Gel bir yarışsana. Gel, gel bir yarışsana. Yarış. Yarışır mısın benimle? Yarışın niye yarışmıyor? Hadi bir, bir şey. Bir dakika önce şey yapalım, dur hediyemizi verelim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunu artık bir kolye olarak devamlı boynumda taşıyacağım. Güle güle kullan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim evlendiğimde. Sağ olun. Canım. Öpüyorum. Hayatım benim. Biz teşekkür ederiz. Ben de çok mutluyum. Annem tebrik ediyor. Tabii ki. Tabii tabii. Ama bir şey diyeceğim. Sağ olun. Yarışmak istiyorum seninle. Hadi yarışalım. Hadi. Hadi. 2, 3. Başla. Başla. Siz bendensiniz ha. Benim sebep burada. Oğlum bunun çıktığını da ya. Elinden al oğlum. Ya elisi yere düştü. Bitiyor, bitiyor. Ne oldu? Bitiyor. Ne yaptınız? Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bırakın! Bırakın! Ana bu da tekmiş. Aman bu da kaldı burada. Boş ver. Şunu tekin atalım. Hadi sayalım. Önce sen say. Ama bak burada hiç tek yok. Hepsi teki yok bak ama burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş. Bunlar yok. Otuz altı. Bunlar otuz altı çok çorap yok ya. Evet, hadi şan atıyor. Biz sayıyoruz. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, şunu çek, boş bu. On dört. On iki, on dört mü? On altı, abla saydı. On yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi üç, yirmi dört, yirmi dokuz, otuz. Altını mı alayım? Kazandın. Altını sonra şeyini kaçırsın. Canım çok, ben de bunu takayım. Vallahi çok güzeldi her şey. Çok çok eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çorap süper bu. Çorapları da mahalledeki çocuklara dağıtırsınız.
Haydi gidiyoruz artık. Yezme ceylan bu dağlarda, seni ağlarlar. Hanaydan babaydan yardan ayrı koyanlar. Harikaydı, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kebap
şey söyleyeceğim. Çok güzel oynuyorsunuz. Yani teşekkür çok aya böyle bir bildiğiniz için mesela Ali Şen çok evvelsin hani yani nasıl ne? Diyeyim? Kazma demeyeyim ne diyeyim yok. Yani başlıyor. Yani şimdi böyle biraz şey kalıyor, yavan kalıyor. Olmuyor yani üstüne şey yakışmıyor. Ama ben yakışmıyor. Çocukluğumdan beri halk oyunlarının içinde yetiştim. Yani Ali Şen böyle bir yok oynuyor ama ya. Ben de oynuyorum. Tamam böyle bir şeyler bir. Aynısını bak, ben bir oynasın. Bak bir oynasın nasıl estetik. Şu aynı resmi aynı resmi ver bir. Bir oynasın. Tamam bak. Latife abi. Hayır ben tamam. Senin. Tabii bak. Tamam oyna. Gel. Beni gör. Beni izle. Çalar. Almış orkestrası arkaya oradan bir işaret bir üfürük sonra tık 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 tık. Ya bambaşka bir... 4! Topum şöyle oldu bak top... bir daha bir daha. 3, 4! Tep! Asıl şeyimiz geldi. Tamam. Yemeğimiz pişti işte bu sonuç bak. Sonuç bu. Suyunu çekince bu hal alıyor. Asıl tavamız bu. Ve orijinal bizim Besli biberlerini de göndermişler. Sevgili Dursun aa, kardeşine çok teşekkürler diyorum. Tabii. Yengeciğim, biber yeri tabii. Bu olması gerekiyor. Yengeciğim, asıl Besli tava bu. Bunu öğrenmiş olduk. Biz ama tabii, fırına sığmadığı için. Evet, bu de bu fırına sığmadı. Bu bayağı lahmacun fırında falan girmesin. Yani, tabii. Değil mi? Büyük tabii, fırın tabii, olması şey, lazım. Kara fırına yani. Bir de şöyle küçük tava da var değil mi abi? O tepsimiz işte. O yaptığımız şey vardı ya şimdi. Tenekeyi mesela. Tenekeyi bunda yapmıştık. Harika. Bir. Bak son... benim kazıdığım yerler bak şunlar işte geçen. Bir bakalım mı son? Yemeğimize bakalım nasıl olmuş. Sadece dur şeyini vereyim abi. Bir bakalım yemeği şöyle bak, bir. Bak eti görüyor musun? Nasıl hemen olmuş. Gel gel ya. Şöyle bir çıkarsana Atıfe. Abu! 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 Abi çok güzel ama görünüyor ya. Bana bir tane daha bir şey kamera. Vermem lazım. Bir şey daha bir tane daha. Gelemeyim o kadar. Bir eldiven daha vermem bir lazım. Bir eldiven daha versen tek eldiven de nasıl alsın? Vereyim dur bir dakika. Bakayım şimdi eldiven nereden bulacağız biz? Bak şimdi. Allah. Ya bir kokuyor sevgili seyirciler, değerli konuklar. Ekranları başında bizi izleyen. Müstesna izleyen. 85 milyon. Bak ama böyle bir şey yok. Gördün mü hani et üste konulmazdı. Et üste konmuş pişmiş. Nasıl pişmiş biliyor musun? İnanamazsın. Şeyi birazdan karıştıracağım onu. Ver. Zannetmiyorum. Hala zannetmiyorum diyor ya. Sen oradan öyle görüyorsun. Oradan pişmemiş diyor. Oradan pişmemiş diyor. Muhteşem. Yemin ediyorum muhteşem görünüyor. Çağla bana bir kaşık ver şimdi çünkü. Tabii geliyor. Küçük kaşık mı? Normal bir kaşık ver hafif karıştırayım. Çünkü tavada olsaydı hiç gerek yoktu ama mecburen burada karıştırmak zorundayız. Çünkü fırındayız şu an. Şey mi abi? Biraz etin yani hani... eti biraz şöyle karıştıralım ki. Suyuna karışsın. Ya bu var ya ben yemin ediyorum kaç şu an bir saat? Kaçta olur bu? Saat 12, yani, 20 var. Bir yarım saate var değil mi bunu? Bir saatte anca bir şey bir var. Saat mi? Tabii. Öyle bir yarım saat ya. Yeter mi yarım saat? Bir saat diyor ya. Pazarlık yapıyor mu olmuyor? Bir gidersen saat diyor. Gidersen şerefsiz. Sizin fırına bağlı abi. Ben spora gideceğim. Latif abi bir saat buradayım. Ben bu pişmeden gitmem. Biz artık burada bunu karıştırırken normalde karışmaması lazım ama yani biraz daha tekrar hatta pişmesi gerekecek. Tekrar yayınımıza bağlanacağız şey yapalım, ama selfie yapalım. Selfie ile reklama gel, gidiyoruz. Gel. Gel. Gelsene buraya. Haber. Reklama gidiyoruz. Reklamlar. Tanrı bile unuttu bu aralar. Yetmedi ettiğim duvar. Aslında bildiğim 18 Eylül Perşembe, sesiyle ve imajıyla her zaman çok konuşulan Türk halk müziğinin kraliçesi Ceylan. Hem yüreğinize sağlık hem ellerinize sağlık. Allah razı olsun sizin de yüreğinize sağlık. Daha çok pişmedi. Pişecek. Biz bekleyeceğiz. Ben buradayım. Ben bir saat daha buradayım. Hatta çekene ben pişecek.
Ben onu yiyeceğim, öyle evime gideceğim. Tamam abicim, eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben şurada bir hanım vardı. Dedi ki hanımsız dedi yemek yapılırsa böyle olur. Ona bir cevap verir misin? Valla biz besli erkekleri biz yaptığımız bir tavayı hanıma sormayız. Yapar yediriz. Bu da sana kapak olsun. Estağfurullah. Olsun. Yani tencere hanımsır hiçbir şey olmaz. Ama öyle. Tabii burada şimdi toplaştınız. Burada bir tane beyefendi var mı? Erkekseniz teker teker gelin. Peki. Çıkacak programı bitiriyoruz. Yarın yine. Büyük alkışlar Latif Doğan için gelsin. Teşekkür ederim. Her şey için saygılar sunuyorum. Latif abim için. Yarın. Eyvallah. Yarın yine muhteşem bir programı karşınızda olacak. Her şey dahil. Ben ve Çağla. Ceylan bizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın şimdiden diyorum. Öpüyorum hepinizi.